Adım Shai Kramer. İsrailli bir fotoğrafçıyım. İsrail'de doğdum. Son 7 yılın çoğunu New York'ta geçirdim. Şimdiye kadarki asıl iş alanım hastalanmış manzaralar. 7 yıldır İsrail manzarasının askerileşmesiyle uğraşmaktayım. İsrail manzarasını bir platform olarak kullanarak toplumun askerileştirilmesi konusuna dikkat çekmek istiyorum. Burada oluşturduğum bir fotoğrafı görebilirsiniz. Burası bir hayalet kasaba, gerçek şehir değil. Burası bir şehir içi savaş eğitim merkezi. İsrail ordusu ve Amerikan ordusu burayı kentsel alanlarda savaşma ve ateş etme eğitimi vermek için kullanıyor. Şehir 6'ya 6 metre bloklar halinde inşa edilmiştir. Bu bloklar taşınabilir haldedir. Ayrıca ışıklandırma kontrolü de var. Örneğin şehrin yarısında elektrik yokmuş gibi yapılabilir. Buradaki maksat gerçek savaş deneyimine en yakın ortamı elde etmek. Buraya kendi aralarında sahne diyorlar ve askerler olabildiğince gerçek şekilde tecrübe kazanıyorlar. Kendim de asker olduğumdan ve bunlardan birinde yaralandığımdan, geçmişte aynı amaca hizmet eden başka yerleri de belgeledim. Bir gün burayı fark ettim ve arabamla yola koyuldum. Oraya askeriyenin talim yapmadığı cumartesileri gittim. Gitmemdeki amaç buranın gerçekten var olup olmadığını görmekti. Çünkü bu ölçekte bir yer olacağına aslında inanmıyordum. Sonra burayı keşfettim, içine girdim ve fotoğraflamaya başladım. Fark ettim ki her saat başı bir devriye geçiyor. Bu yüzden oradaki herhangi bir binanın içine saklandım. En az 600 bina olduğu için saklanmak çok kolay. Sonra devam ettim. Bir saat sonra tekrar saklanmam gerekti. Böylece adrenalini yüksek bir oyun haline aldı. Ve bu oyunu her cumartesi tekrar tekrar oynamaya başladım. Çatısında resimler çektiğim kocaman bir bina vardı. İşte bu panoramayı da orada çektim. Bana bu harika açıyı sağladı. Tüm şehri görebildiğinizde fotoğrafçılığın güzelliğini de görebilirsiniz. Aynı zamanda küçük parçaları, askerleri ve şehirdeki küçük öyküyü de görebilirsiniz. Benim strateji tercihim çekici görüntüler oluşturmaktır. Böylece fotoğraflar sergiye gelen izleyicileri gel gel bana bak diye çağırır. Sonra etkisiyle suratlarına çarpar. Bunu yapmamın sebebi ise güzelliğin büyük bir etkisi olmasıdır. Terörizm de büyük bir araç, çok etkili bir araç. Ama güzellik de aynı şekilde çok güçlü bir araç. Ve bence şiddet içeren içeriklere karşın uzun vadede insanları daha derinden etkileyebilecek ve etkisinde tutabilecek bir araç.